Yaz günlerinin vazgeçilmezi dondurma. Evet, artık havaların ısınmasıyla beraber ilimize bir yenilik daha geldi. Geçen yılda yine gördüğünüz gibi arkamızda Tuğla dondurma yapan esnafımız bu yılda yine Kırşehir Belediyesi'nin eski belediye binasının yanında tava dondurma yapmaya başladı. Tava dondurma nedir? Efendim yine Kırşehir'de bir ilk gerçekleştirdiniz. Yine tava dondurmayı açmış durumdasınız. Havalar ısınmaya başladı. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Tava dondurması hazırlaması zor mudur? Fiyatları uygun mudur diye. Öncelikle Türkiye halkına geçmiş olsun diyorum. Koronavirüs nedeniyle. Evet, biz Kırşehir'de bu sene ikinci senemiz. Kırşehir'de tava dondurma, Kırşehir'de bir ilkiz. Tabii yapılması biraz zor, zahmetli bir iş. Doğal meyvelerden, doğal bir şekilde dondurmamızı hazırlıyoruz. Fiyatlarımıza gelince de fiyatlarımız geçen seneye rağmen aynı fiyatları bıraktık. Sütlerin fiyatları artmasıyla, meyvelerin fiyatları artmasıyla bizi engel teşkil etmemekte. Çünkü müşterilerimize daha güzel bir hizmet, daha uygun fiyatta. Artı bir de meyvelerimizi daha çok dezenfeksiyon yaparak, daha titiz davranarak biz bu şekilde satışımıza devam etmekteyiz. Efendim dondurmanızın içinde süt kullandığınızdan bahsettiniz. Ne sütü kullanıyorsunuz genelde? İnek sütü ve keçi sütü kullanıyoruz ve içerisinde salep kullanıyoruz. Bu şekilde hazırlanıp her gün süt hazırlıyoruz. Bu şekilde ikram ediyoruz. Peki efendim meyveleri mevsimine göre mi yoksa menünüzde diğer meyve çeşitlerinden de var mı? Mevsimine göre meyve alıyoruz. Daha çok tava dondurmaya uygun olan meyvelerden. Bu meyveler hangileri desek size? Muz, çilek, kivi, ananas, erik, bisküvi olarak kullanıyoruz meyveden hariç. Bisküvi olarak kullanabiliyoruz, çikolata olarak kullanabiliyoruz. Hani kola, enerji içeceği olarak da kullanabiliyoruz. Peki efendim yapım aşaması zor mu? Ya bu tabii ki biraz hani kuvvet istiyor. Daha çok böyle nasıl anlatayım, titizlik ve beceri istiyor. Efendim şu anda tavanız gördüğümüz kadarına üstü tamamen buz tutmuş şekilde görülüyor, karlı. Kaç derece şu anda? Şu andaki derecesi 32 derece ama en fazla eksi 40 dereceye kadar çıkıyor. Dondurmanın hazırlanma şekilde 30 ile eksi 40 derece arasında dondurmayı hazırlayabiliyoruz. Peki vatandaşların size nerede nasıl ulaşabilir? Biz eski belediye, yıkılan belediyenin hemen yan tarafındayız. Bu sene buradayız. Meydana karşıyız. Herkesi bekliyoruz. Sağlıkla kalmalarını diliyorum. Efendim sabah kaçtan akşam kaça kadar buradasınız? Vatandaşlarınızın en çok bu soruyu soracağım. Evet. Saat 11'den saat 11'e kadar açıyız. Tabii ki müşterilerimizin, misafirlerimizin bizi ne kadar tercih etmesiyle saatimizde kapatma saatimiz daha yükselmektedir. Efendim malum koronavirüs tedbirleri kapsamında siz de gerekli tedbirler alıyor musunuz? Tabii ki tedbirler kesinlikle alıyoruz. Örnek veriyorum, kaşıklarımızı el değmeden bu şekilde ikram ediyoruz. Kimse el değmeden ve meyvelerimizi dezenfeksiyon yaparak müşterilerimize sunuyoruz. İşte yaz aylarının vazgeçilmezi tava dondurma. Bir tava dondurma ortalama 5 dakikada hazırlandı. Yiyen vatandaşlarımıza afiyet olsun.